Arkadaşlar, trakea sağ ve sol iki ana bronşa ayrılıyor. Burada sağ ana bronşa dikkat ederseniz 25 derecelik bir açıyla ayrılırken sol ana bronş 45 derecelik bir açıyla ayrılıyor. Yani sağ ana bronşun ayrılma açısı daha düşük. Dolayısıyla sağ ana bronş biraz daha dik bir ayrılma açısı gerçekleştiriyor. Ve sağ ana bronş 1,5-2 cm daha kısayken sol ana bronş yaklaşık 4-5 cm'dir. Şimdi burada özellikle endotrakeal entübasyon esnasında yani nefes borusuna tüp takılırken bu endotrakeal tüpün fazla ilerletilmesi durumunda sağ ana bronş daha kısa, daha geniş ve daha dik olduğu için ne olacaktır? Fazla itilen entübasyon tüpü sağ ana bronşa girecektir ve dolayısıyla sadece sağ akciğer havalanacaktır ve sol akciğer havalanmayacaktır. Dolayısıyla sol akciğerde atelektazi meydana gelecektir. Yani sol akciğer sönecektir. Dolayısıyla bu endotrakeal tüpün uygun seviyede olması ventilasyonun etkinliği açısından oldukça önemli olacaktır. Genelde kadınlarda 21 cm, erkeklerde 23 cm gibi bir seviye önerilir. Ama bunu endotrakeal entübasyonu yaparken şekillendirmek lazım. Kort vokalleri geçtikten sonra endotrakeal tüpü işaret noktasında bırakmak en anlamlı yaklaşımdır. Mutlaka oskültasyonla seviye doğrulanmalıdır.